Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde sinir sisteminin bölümlerini inceleyeceğiz. İnsanda sinir sistemini biz merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayırıyoruz. Merkezi sinir sisteminde yer alan organlarımız beyin ve omurilik olarak ikiye ayrılıyor. Beyin kendi arasında ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak gruplandırılıyor. Omuriliğin herhangi bir bölümü yok. Ön beyni de kendi arasında uç beyin ve ara beyin olarak gruplandırıyoruz. Ara beyin ise talamus, epitalamus ve hipotalamustan oluşuyor. Arka beyinde ise beyincik, omurilik soğanı ve pons bulunuyor. Bunların yapılarını birazdan anlatacağız. Çevresel sinir sisteminin bir duyu bölümü var, bir de motor bölümü var. Motor bölümü de kendi arasında somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılıyor. Somatik sinir sistemi istemli kas faaliyetlerini yöneten beyin veya işte beyinden uç beyinden aldığı emirleri çizgili kaslarımızı taşıyan nöronlardan oluşuyor, miyelinli nöronlardan oluşuyor. Otonom sinir sistemi isminden belli, otomatik çalışan, istemsiz çalışan organlarımıza uyartı taşıyan sinir sistemidir. Bu da sempatik ve parasempatik olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. Şimdi insandaki sinir sisteminin kısımlarını tek tek inceleyelim. İnsanda sinir sistemi dedik, merkezi ve çevresel olarak ikiye ayrıldı. Merkezi sinir sistemimizde beyin ve omurilik dediğimiz iki tane önemli organımız var. Hem beyin hem de omuriliğimiz dıştan içe doğru üç katlı zarla çevrili. Bu zarların adı meninges zarlarıdır. Bağ dokudan oluşan bu zarlar dıştan içe doğru sert zar, örümceksi zar ve ince zar olmak üzere üç kısma ayrılıyor. En dışta sert zar, ortada örümceksi zar, ince zar en içte yer alıyor. Bu örümceksi zarla ince zar arasında bir sıvı var. Buna boz diyoruz. Kan basıncı etkisiyle kılcallardan sızan sıvı bozu oluşturuyor. Yani beyin omurilik sıvısı diyoruz. Boz merkezi sinir sisteminin iyon dengesini kontrol ediyor. Beyni basınca ve travmaya karşı koruyor. Nöronları besliyor ve hastalıkların tanısında yani teşhis edilmesinde rol almış oluyor. Hemen şimdi bu yapıyı bir de şekil üzerinden görelim. Burada gördüğünüz gibi beyin yarım küreleri, dışta ise kafatası, beyin ve omurilikteki bu zarlardan beyindeki sert zar kafatası kemiklerine yapışıktır ama omurilikteki sert zar omurga kemiklerine yapışık değil. Sert zar, ortada örümceksi zarı görüyoruz. İnce zar en içte beynin kıvrımlarını tamamen örten, bol miktarda kan damarı içeren bir yapı diyoruz. Bağ dokudan oluşmuş bu üç tane yapım. Sorumuzda insan kafatası kemiklerinin altında bulunan meninges adı verilen bağ dokudan oluşan sert zar, ince zar, örümceksi zar tabakalarının dıştan içe sıralanmasını soruyor bize. En dışta sert zar var, sonra örümceksi zar var, en içte ise ince zar var. O zaman cevabımız 1-3-2 olur. Şimdi beynin yapısını inceleyelim beraber. Beynin yapısına baktığımız zaman gençler, beynimiz vücudumuzda esas kontrol merkezi diyebiliriz. Bilinçli davranışlarımızın kontrol edildiği önemli bir organımız. İnsan beynini 3 kısımda ele alıyoruz. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Evet gençler, bu kısımların, bu bölümlerin tek tek görevlerini, yapısını inceleyelim. Ön beyin demek, beynin diğer kısımlarını üstten örten en büyük bölümü demektir ve ön beyni ikiye ayırarak ele alacağız. A diyelim uç beyin, B ara beyin. Önce uç beynin işlevlerini hemen inceleyelim. Uç beyine biz beyin yarım küreleri, beyin kabuğu, beyin korteksi gibi isimler de veriyoruz. Beyin korteksi dedik. Sağ ve sol iki yarım küreden oluşan beyin bölümleridir. Beyin yarım küreleri enine bölen yarığa Rolando yarığı diyoruz ve bu sayede beynimiz
ön ve arka beyin olarak gruplandırılıyor. Hemen şu şekilden göstereyim arkadaşlar. Beyin yarım küreleri şu boyuna yarığı bilmemize gerek yok. Biz beyin yarım kürelerini enine bölen yarığı yani rolando yarığını bilmemiz gerekiyor. Böylece ön beyin, arka beyin şeklinde beynimiz gruplanmış oluyor. Şimdi burada bu beyin yarım kürelerini üstten ve alttan birbirine bağlayan yapılar var. Üstten nasırlı cisimle beyin yarım küreleri birbirine bağlanıyor. Alttan beyin üçgeni ile birbirine bağlanıyor. Uç beynin enini kesitini aldığımızda gençler dışta boz madde, içte ak madde dediğimiz yapı gözleniyor. Boz maddede neler var? Ak maddede neler var? Boz madde dediğimiz kısım ya da gri madde dediğimiz kısım nöron denilen sinir hücrelerinin gövdelerinden ve dendritlerinden oluşuyor. Ak madde ise miyelinli aksonlardan oluşuyor. Burada önemli bir notumuz var. İki tane yapımız var. Beyin derken burada beyin kabuğu, beyin korteksinden yani uç beyinden bahsediyoruz. Beyin ve beyincik dediğimiz bu merkezlerin ikisinde dışta boz, içte ak madde dediğimiz, içte ak madde dediğimiz yapı var. Ama iki tane O ile başlayan omurilik ve omurilik soğanı, omurilik soğanı. Bu da tam tersi. Bunların dışta ak maddesi var yani miyelinli aksonlar. İçte ise gri madde ya da boz madde dediğimiz nöronların hücre gövdeleri ve dendritlerinden oluşan yapı var. Boz maddedeki bu hücre gövdeleri ve dendritler ak maddede de miyelin aksonlar bu şekilde bir görünüm alıyor. Beyin kabuğu genel olarak hangi işlevleri yapar? Beyin kabuğu dediğimiz ya da diğer adıyla ne dedik? Uç beyin, beyin korteksi, beyin yarım küreleri. Bunlar aynı şeyler gençler. Burada beyin kabuğu duyu organlarından gelen duyuların algılanmasını sağlar. En önemli görevlerinden biri bu. Yani 5 duyu organımızdan gelen duyuların algılanmasını sağlar. Nedir bunlar? Görme, işitme, koklama, tad alma, dokunma gibi. Ayrıca istemli kas hareketlerini yönetiyor bunların merkezi. Oturmak istiyoruz, oturuyoruz, su içmek istiyoruz, su içiyoruz, kalkıyoruz, yürüyoruz. İstemli yaptığımız bu faaliyetlerin kontrol merkezidir. Bunun yanı sıra hafıza, hayal kurma, düşünme, işlem yapma, aynı zamanda zeka faaliyetleri, öğrenme faaliyetleri bunların hepsi uç beyin ya da beyin kabuğu veya işte beyin yarım kürede dediğimiz kısımda kontrol ediliyor. Bir de sağ beyin, sol beyin fonksiyonları MEP kitabı almış. Kısaca bir değinelim. Genel anlamda bazı bireylerin sağ ve sol beyni aynı anda gelişip daha etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Sağ beyni ağır basanların ne gibi özellikleri var? Sol beyni ağır basanların ne gibi özellikleri var? Sağ el kontrolü, dil becerileri, analitik düşünme, mantık, karar verme, bilim ve matematik işlemleri yapma, sayısal beceriler, yazım becerileri bunlar sol beynin işlevleriyle. Sol el ile kontrol, hayal gücü, yaratıcılık, sanatsal farkındalık, müziksel farkındalık, sezgi, kavrama, bütüncül düşünme, üç boyutlu algılama bunlar da sağ beynin işlevleri arasında gözleniyor. Eğer bir bireyin beyin kabuğu zedelenirse, mesela bir hayvanda beyin kabuğu zedelendi, bilinçli davranışlar yapamaz, düşmanından kaçamaz, acıktığını bilemediği için önüne yem koysak veya bir yemek koysak farkında olup onu yiyemez. Ama ağzına koyduğumuz zaman çiğneme, yutma bunlar reflekstir, çiğneyip yutabilir. Dolayısıyla beyin kabuğu zedelenmiş canlı dolaşım, sindirim faaliyetleri, solunum faaliyetleri devam eder. Ama bilinçli davranışları gerçekleştiremez. Yapılan deneylerde beyin yarım küreleri çıkarılmış bir kuşun havaya atıldığında uçabildiği, ağzına besin verildiğinde besini yutabildiği, düşmanından kaçmadığı, dış etkilere karşı duyarlı olmadığı gözleniyor. Çünkü bilinçli işlev yapamıyor.
Beyin yarım küreleri ön lob, yan lob, şakak lobu, arka lob olmak üzere 4 lobdan oluşuyor gençler. Bu beyin yarım küreleri böyle birkaç özelliğini bilsek yeterli. ÖSYM bunlarla ilgili yıllardır soru sormuyor. Yine de soracağını düşünmüyorum ama böyle birkaç önemli özelliklerden bakalım. Frontal lob dediğimiz ön lob istemli kas faaliyetleri, burası önemli. Konuşma, yazma merkezlerimiz burada bulunuyor. Duyguları ifade etme, planlama, problem çözme gibi özellikler var. Yan dediğimiz parietal ya da üst yan lob, şuralar görüyorsunuz. Buralar dokunma, tad alma, aynı zamanda konuşmayı algılama, boyut, şekil, renkleri ayırt etme gibi önemli merkezleri içeriyor. Oksipital dediğimiz arka lob görmeye ayrılmış. Görme alanı, görsel yorumlama, okuduğunu algılama, canlandırma yine görmeyle alakalı. Bir de temporal dediğimiz şakak lobumuz var. Bu da en önemli hafıza merkezleri. Burada koklama ve işitme, yani duyma merkezleri burada. Ayrıca dili anlama, düzenleme, sınıflandırma gibi olaylar burada yönetiliyor. Bu beynin değerlendirme merkezlerinin büyüklüğü, beyne uyartı taşınan duyu organlarımız var. Duyu organlarından beynimize uyartılar gidiyor. Uç beyinde bunlar değerlendiriliyor. Duyu organımızdaki reseptör sayısı fazlaysa, reseptör sayısıyla bağlantılı bu değerlendirme merkezinin büyüklüğü. Hemen yazalım. Değerlendirme merkezi büyüklüğü reseptör sayısıyla bağlantılı. Eğer değerlendirme merkezi büyükse demek ki duyu organındaki reseptörümüz en fazla. Evet, büyüklüğü diyelim hemen. Mesela şöyle bir örnek verelim. %70 ya da işte %80 o civarlarda reseptörümüz gözümüzde yer alıyor. O yüzden de uç beyinde gözün değerlendirme merkezi en büyüktür. Bu şekilde ifade ediyoruz. Geldik ara beyin dediğimiz kısma gençler. Ara beyin dediğimiz yine ön beyinde yer alan ikinci bölümümüz. Talamus, hipotalamus, epitalamus burada bulunuyor. Şekil olarak bakın şu iki loblu kısım hipofiz. Hemen onun üstü hipotalamus. Şu bölge ise talamus oluyor. Talamusun biraz daha sağ arka tarafı da epitalamus olmuş oluyor. Yine bu şekil üzerinden arka beyindeki beyinciği burada göstermiş olalım. Burası beyincik. Şurası pons dediğimiz şişkin kısım. Ponsun hemen altı omurilik soğanı oluyor. Şu ponsun biraz üstü şöyle göstereyim bakın. Burası da orta beyin olarak ifade ediliyor. Sorularda ona göre çözmemiz gerekiyor. Evet, burada böyle bir özetliyor şeklimizde beynin bölümleri. Hemen epitalamusla devam edelim. Epitalamus, epifiz bezinin bulunduğu bölümdür. Melatonin hormonu buradan salgılanıyor. Ne işe yarar melatonin hormonu? Melatonin hormonu biyolojik saatimizi düzenleyen hormondur. Yani uyku, uyanıklık, menstrual döngü gibi durumları, tekrarlanan davranışlarımızı kontrol merkezi olarak epitalamustur. Epitalamustan, epifiz bezinden salgılanan melatonin hormonu bu şekilde bizim uyku uyanıklığımızı düzenliyor. Sorularda gelir jet lag olaylarından bahseder. Der ki uçakla yolculuk yapılıyor. Saat farkı farklı olan bir ülkeye gidildiğinde biyolojik saatimizin o ülkeye ayak uydurması birkaç gün alabiliyor. Bu jet lag olaylarını düzenleyen merkez hangisidir ya da hormon hangisidir? Epitalamustaki epifizden salgılanan melatonin hormonudur. Diğer bir merkezimiz talamus. Evet, talamus önemli merkezlerimizden biri. Koku duyusu hariç diğer duyu organlarımızdan gelen, işte gözden, kulaktan, dilden ve deriden gelen uyarıların toplandığı ve böylece uç beyinde ilgili merkezlere iletildiği kısımdır. Yani bir kavşak gibi gelen uyarıları topluyor, sınıflandırıyor. Uç beynin hangi bölümüne gidecekse oraya yönlendiriliyor. Bir birey uyurken
hem beyin kabuğu hem de talamus aktif değildir, çalışmıyor. Uyanıklık olaylarını talamus düzenleyebiliyor. Ayrıca talamus heyecan, korku gibi stresli durumlarda yüzdeki mimiklerin oluşumunu kontrol ediyor. Kedilerin kızgınlık ile patileriyle tırmalama olaylarını kontrol etmiş oluyor. Talamus için bunları bilmemiz yeterli, uyanıklığın düzenlenmesinde etkilidir diyoruz. Hipotalamus dediğimiz merkezimiz var. Hemen bununla devam edelim. Hipotalamus homeostazi dediğimiz homeostazi yani iç dengeyi düzenleyen önemli bir otonom merkezdir. Otonom merkezlerimiz arkadaşlar hipotalamus, birincisi hipotalamus, ikincisi hemen yazarım omurilik soğanı, üçüncüsü de omurilik. Bunlar otonom merkezler. Başka neler yapıyor? İç dengeyi koruyor dedik. Hipofiz bezinin çalışmasını düzenleyerek diğer iç organların, iç salgı bezlerinin hormon salgılamasını denetlemiş oluyor. Vücut ısısını ve kan basıncını düzenliyor. Karbonhidrat yağ metabolizmasını düzenliyor. Uyku ve uyanıklığın düzenlenmesinde hipotalamusun da etkisi var. Burada epitalamusla beraber işlev yapıyor. İştah, açlık, tokluk, vücudun su ve iyon dengesi, heyecan, içgüdüsel davranışlarımız, eşeysel yönelim ve olgunlaşma, bir de stres kontrolü, bunlar hipotalamus tarafından gerçekleştirilen, kontrol edilen olaylar. Hemen geldik orta beyin dediğimiz bölüme. Orta beyin herhangi bölümleri yok, tek bir merkez. İki tane önemli işlevi var. Bir tanesi duyusal reflekslerin merkezidir, kontrol merkezi. Görme ve işitme refleksleri dediğimiz duyusal refleksler orta beyin tarafından kontrol ediliyor. Nedir görme refleksi? Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi, göz kapağının kapanıp açılması, bunlar görme refleksleri. İşitme refleksi için ıslıkta köpeklerin kulaklarını dikleştirmesi, çok gürültü duyduğumuzda ani bir şekilde oraya dönüp bakmamız, bunlar işitme reflekslerine örnek verilebilir. Ayrıca ikinci işlevi de orta beyin kas tonusunu düzenliyor, vücut duruşunun ayarlanmasını sağlıyor. Nedir kas tonusu? Kas tonusu dinlenme halinde çizgili kasların hafif kasılı olmasıdır. Evet gençler, demek ki çizgili kaslarımız tamamen gevşemiyor, dinlenme halinde hafif kasılı kalıyor. Buna kas tonusu diyoruz. Peki ne işe yarar? Reflekslerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Şöyle örnek verebiliriz. Mesela düşerken anında bir yerlere tutunmaya çalışmamız. Buna örnek verebiliriz. İki durumda kas tonusu kaybolur. Bir tanesi ölüm, ikincisi de bayılma. Bu durumlarda kas tonusu ortadan kalkar. Hemen arka beyinle devam edelim gençler. Arka beyin 3 tane merkez bulunduruyor. Bunlardan bir tanesi pons, diğeri beyincik, üçüncüsü ise omurilik soğanı. Bunlar arka beyinde yer alan merkezlerimiz. Bir de beyin sapı dediğimiz yapımız var. Orta beyinle beraber pons ve omurilik soğanı, beyincik hariç arka beyinden ne var? Pons, omurilik soğanı var. Bir de onun üst kısmı olan orta beyin, bu ne yapmış oluyor? Beyin sapını oluşturmuş oluyor. Orta beyin aynı zamanda ön beyinle arka beynin bağlantısını, sinirsel bağlantısını da sağlamış oluyor gençler. Şimdi bu beyin sapında yer alan işte orta beyin ve omurilik soğanı, pons, bunlardaki merkezler hayati önem taşıyor, bunu belirtelim. Şimdi tek tek bunları inceleyelim. Birincisi pons, yani Baroli köprüsü. Beyinciğin iki yarım küresi arasında bağlantıyı sağlayan sinir demetidir. Şimdi şu şekilde bakın, beyincik burada gözleniyor. Pons'u burada çizdik ama şöyle iki yarım küre şeklinde beyinciği çizecek olursak, bu yarım küreler arasındaki şişkin kısmın adı nedir? Pons, beyincin yarım kürelerini birbirine bağlıyor. İki yarım küre arasında impuls bağlantılarını sağlamış oluyor. Hemen yine devam edelim.
İkinci bir işlevi omurilik soğanı ile birlikte solunum merkezi olarak çalışıyor. Pons sadece memelilerde bulunan bir merkez. Vücudun sağ ve sol farklı kaslarının çalışmasını da düzenliyor. Yine bir diğer görevi de orta beyin ile omurilik soğanı arasında impuls geçişlerini sağlıyor. Çünkü üstte orta beyin var, altta omurilik soğanı var. Pons ikisi arasında şu kısımda yer aldığı için pons omurilik soğanı ve orta beyin arasında bir köprü görevi görüyor. Impuls geçişlerini düzenliyor. Bilinçaltımızı ve vücudun uyanık kalmasını da kontrol eder. Pons zarar görürse koma hali oluşur, bilinç kaybolmuş olur. Evet, beyin sapını söylemiştik, tekrar edelim. Orta beyin, pons ve omurilik soğanından oluşur. Bu yapılar beyin sapını oluşturuyor. Geldik diğer bir merkezimiz, beyincik. Beyinciğe hayat ağacı denmesinin nedeni dıştaki boz maddenin içteki ak maddeye doğru dallanma yaparak bir ağaç görünümü almasından dolayı hayat ağacı adını alıyor. Önemli iki tane görevi var. Bir tanesi kas hareketleri ve dengeyi kontrol etmesi, kas faaliyetlerini düzenlemesi, vücudun dengesini kontrol etmesi. Beyincik aynı beyin gibi iki yarım küreden oluşuyor. O yüzden beynin küçüğü gibi beyincik ifadesi kullanılıyor. Uç beyinde olduğu gibi beyincikte de dışta boz madde, içte ak madde var. Boz madde nöronların hücre gövdesi ve dendritlerinden oluşuyordu. Ak madde ise miyelinli aksonlardan oluşuyor. Boz madde ak madde içinde dallanma yaptığı için ağaç görünümündedir. O yüzden hayat ağacı olarak ifade ediyoruz. Kol ve bacak kaslarının birbiriyle uyumlu hareket etmesini ve dengeyi sağlayan merkezimiz beyinciktir gençler. Kulaktaki kesecik, tulumcuk, yarım daire kanalları ve gözümüzden gelen uyarılarla beyincik vücudun dengesini düzenliyor. Mesela gözümüz kapalıyken dengeli yürüyemiyoruz, gözümüz açıkken dengemizi daha güzel ayarlamış oluyoruz. Eğer beyincik zedelenirse gözler sürekli hareket eder, bir cisme sabit bakılamaz. Bu da bir özellik. Alkol beyinciği etkilediğinden alkol alan bireyler yalpalayarak yürüme yapıyor. Yalpalayarak yürüyor, bu dengesini sağlayamadığını bize gösteriyor. Yine bebekler oturamaz, bebekler yürüyemez. Bunun sebebi de beyincik gelişimini tamamlamamış olmaları. Hemen geldik arka beyindeki önemli merkezimiz omurilik soğanı. Omurilik soğanı ya da hayat düğümü dediğimiz bu önemli merkezin işlevi ne? Hemen bundan bahsedelim. Bizi hayata bağlayan en önemli merkezimizdir. Eğer omurilik soğanı zarar görürse birey ölür. Ama uç beyin zarar görürse birey yaşayabiliyor. Demek ki bizi hayata bağlayan dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi önemli sistemlerin çalışmasını düzenlediği için biz buna hayat düğümü diyoruz. Omurilik soğanı pons ile omurilik arasında yer alıyor. Bu iki yapı arasında sinirsel bağlantıları da sağlıyor. Omurilik soğanı ve omurilikte dışta ak madde yani miyelinli aksonlar, içte ise boz madde yer alıyordu. Beyinden çıkıp vücuda giden sinirler omurilik soğanında çapraz yapar. Şekil üzerinden göstermek istiyorum. Şurada görelim. Vücuttan gelen şöyle sorularda karşımıza çıkacak. Vücuttan gelen duyuların çapraz yaptığı yer omuriliktir. Bu şekilde duyu sinirleri omurilikte çapraz yapar. Omurilik soğanına geçer. Böylece vücudun sağından gelen duyuların impulsları beynin soluna iletilir. Soldan gelenler beynin sağına iletilir. Fakat beyinden gelen impulsların çapraz yaptığı yer neresidir? Omurilik soğanıdır. Şurada çapraz yapıyor. Böylece sağ beyinden gelen impulslar vücudun soluna, sol beyinden gelen impulslar vücudun sağına yönlendirilmiş oluyor. Omurilik soğanının dolaşım, boşaltım, sindirim, solunum gibi hayata bağlayıcı sistemlerimizin çalışmasını kontrol ettiğini söyledik. O yüzden buna hayat düğümü dendiğini söyledik. Ayrıca içsel refleks dediğimiz hapşurma, öksürme, çiğneme, yutma ve kusma refleksleri, bunlar bir de kan damarlarının büzülmesi,
solunum refleksi. Bunlar omurilik soğanında kontrol ediliyor. Omurilik soğanı zarar görürse bireyin ölümüne neden olur. Bir de burada beyin ölümü ile ilgili bir bilgi var. Tüm beyincik hayati merkezlerinin yer aldığı beyin sapının fonksiyonlarının geri dönüşülmez şekilde kaybolmasıyla beyin ölümü gerçekleşiyor. Beyin ölümünde kişinin kalbi belirli bir süre daha çalışır ama tüm yaşam fonksiyonları tıbbi destek üniteleriyle sağlanır. Bu desteklerin durdurulmasında tüm organ fonksiyonları kaybedilir. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.